İmkon Yönetim Kurulu üyesi ve Elmütter Başkanı Osman Avcıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kentsel dönüşümle ilgili hazırladıkları çözüm öneriyle ilgili açıklama yaptı. İmkon Yönetim Kurulu üyesi ve Elmütter Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Avcıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi depreme karşı alınabilecek önlemlerin, ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu sunumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda yapılan açıklamaya göre öneriler şöyle: Güncel deprem master planı, kent jeolojisi çalışmaları, mikro bölgeleme çalışmaları, yer bilgi sistemi, tsunami tehlikesi çalışması, deprem hasar analizleri, afet risk göstergesi çalışmaları, erken uyarı ve acil müdahale sistemi heyelan tehlikesi çalışması, geçici toplanma ve barınma alanı ihtiyaç analizi ve kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının en kısa zamanda yapılması için gerekli denetleyici ve düzenleyici önlemler alınmalı, kentsel dönüşüm yasası yapılmalı. İllerin bölgesiyle bütüncül master planlarının yapılması için kanun düzenlemeler yapılmalı ve bu çalışmalarla ilgili 2-3 yıl gibi süreler bırakılmalı. Süre sonunda alt üst ölçekli planlarla uyumlu master planı çalışması yapmayan iller için plan yapma yetkisi bakanlığa geçmeli. Dönüşüm öncelikle nüfus yoğunluğunun olduğu kent merkezlerinde yapılmalı. Afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli yapılar olarak tespit edilmiş olan ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların dönüştürülmesi öncelikli olarak sağlanmalı ilgili belediyelerin dönüşüm yapılacak yapılar için yürürlükteki imar planı kullanım kararlarına uyulması kaydıyla, uygulamaya esas ve özel hükümler çerçevesinde mevcut yapının inşaat alanını koruyan, uygulama planları yapılabileceği kanunu düzenlemeler getirilmeli. Ada bazında düzenlemeler teşvik edilmeli. Yerel yönetimler tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanlarda ada bazında özel sektörün rol alması sağlanmalı. Dönüşümün teşvik edilmesi için yeni bir finansman modeli oluşturulmalı, hak sahiplerine cazip kredi temin edilmesiyle bakanlığa kaynak sağlanmasına yeni finansal enstrümanlar oluşturulmalı, dönüşümde hiçbir şekilde geri ödeyemeyecek hak sahiplerine ömür boyu kullanım sağlanmalı, dönüşüm yapılacak binalarda muafiyetler genişletilmeli, kaba inşaat malzemelerinde ve izolasyon malzemelerinde KDV %8'e düşürülmeli.